Maşallah sizi hiç yaşlandıramamışız. Bitlis'te belki bundan kısa bir süre önce hayal bile edilemezdi. Ama Allah'a şükürler olsun, bu bize nasip oldu. Bitlis'te Tatvan sınırlarında başlayacak 2. organize sanayi bölgemizi ilk toplantısı bu. Allah hayırlı etsin. Allah tamamını erdirmeyi nasip etsin. Allah orada çokça istihdam oluşturmayı nasip etsin. 1. organize sanayi bölgesinde 55 parselimiz vardı. 500 dekar civarında bir araziydi. Şükürler olsun şu anda elimizde 30'un üzerinde başvuru olmasına rağmen tahsis edebilecek yerimiz kalmadı. Tamamını biz tahsis ettik. Dolayısıyla 2. organize sanayi bölgesine geçmeye hak kazandık. Ama talebin olması yetmiyordu. 1. organize sanayi bölgesinde %70 seviyesinde inşaat çalışmasının başlamış olması gerekiyordu. Biz onu da çoktan tamamladık. Sanayi Bakanlığı da bizim başvurumuzu kabul etti. Dedi ki tamam, siz 1. organize sanayi bölgesindeki doluluk şartlarını tamamladınız. 2. organize sanayi bölgesine başlayabilirsiniz dedi. Daha öncesinde sayın vekillerin büyük destekleriyle, iki milletvekilimizin birden büyük desteğiyle bizim Tatvan'da, Rahva'da, hemen hastanenin arka tarafında daha önce askeriye ait olan bir araziyi özel idareye satın almamızla beraber, bedelin özel idarenin ödemesiyle beraber kazanmış olduğumuz şimdilik bütün halde 1100 dekar arazi, eğer ihtiyaç olursa hemen tren yolunun üstünde yine bu araziye çok yakın mevkide iki tane de aşağı yukarı toplamda bir 500 dönümde orada olmak üzere totalde 1600 dönüme yakın bir araziye varabilecek seviyede bir OSEB alanında çalışmaya başlıyoruz. 1. OSEB'de ben geçtiğimiz günlerde iş yeri çalıştırma ruhsatının 21.sini imzaladım. Bu ne demek? Fabrikayı bitirmiş, her şeyini hazırlamış, gelmiş, ben açıyorum diyor. 1. organize sanayi bölgesine 21. imzaladım ve arka arkaya böyle tabiri caizse mısır patlağı gibi her gün bir tane gelmeye başladı. Bunların en önemlilerinden birisi de geçtiğimiz gün protokolünü imzaladık biz. O organize sanayi bölgesinde özel idare üzerinden yaptığımız 3 tane fabrikaydı. Yine sağ olsun sayın vekillerin desteği, özel idaremizdeki il genel mensuplarının katkılarıyla beraber Adem Bey'in yürüttüğü çalışmadır. Çok teşekkür ederim Adem Bey. Büyük emeği vardır özel idaremizin. Orada 3 tane fabrikayı biz yaptık. 3'ünü de tekstil fabrikası hüviyetiyle sözleşmelerini imzalayıp teslimlerini yaptık. Fabrika sahipleri de başvurular almaya başladılar. Geçen cuma, perşembe günü görüştük. Bir tanesi ilk 200 başvuruyu aldık demişti. Bizim oradaki özel idare üzerinden hedefimiz 1000 civarında istihdam. Tabii yanında onlarca fabrika da olacak inşallah. Bu yıl sonunda, yani artık 2021'deyiz. 2021'in sonunda bizim 1. OSEB'deki çalışan sayımız, emin olun hamasetsiz söylüyorum bunu, 4000 civarında olacak. Tabii pandemi vesaire gibi Allah korusun ama bir olağanüstü şart, bir sıkıntı gelmezse 4000 civarında biz insanımızı nasip olursa 1. OSEB'de istihdam edeceğiz. 1. OSEB'imiz güzel bir OSEB. Orası altyapısı tamamlanmış, doğalgaz bağlantıları tamamen var, efendim internet bağlantısı dahil çekilmiş. Hatta özel idarenin yapmış olduğu fabrikalarda güneş enerjisinden faydalanacak şekilde bağlantılarını bile bağlamışlardı. İstihdam için gelen buraya firma sahiplerinin Bitlis'le ilgili de güzel bir cümlesi var. Diyor ki Bitlisli çalışanlardan biz çok memnunuz, devamlılık sağlayabiliyoruz. Şu anlamda söylüyorum bunu dedi. Diğer bölgelerde bazen özellikle Doğu ve Güneydoğu'da rastlanan o geçici tarım işçisi hüviyetiyle başka bölgelere gidip yazın bizi yaya yolda bırakmıyorlar dedi. Başlıyor, devam ediyor dedi. Tabii bu kadar genç nüfusun olduğu yerde bizim en büyük problemimiz malumunuz işsizlikti. Artık terörü konuşmuyoruz bile. Bizim terör gibi problemimiz çok şükür kalmadı. Onlar geçmiş zamanların büyük sıkıntılarıydı ama Bitlislilerin başta böyle efendim o tarihten gelen güzel duruşları sayesinde, devletimizin üstün duruşu sayesinde artık böyle problemimiz yok. Biz artık istihdam konuşuyoruz. Bizim işimiz, gücümüz istihdam. Biliyoruz ki eve giren bir lokma ekmek çok kutsal. Evet, evet. Ay şey, anlamı gerçekten özel bir şey. Tekniz de ilgili olsa arkadaşlar. Bu hakikaten hayal. Bakalım mı? Bakalım.